Geç Heian dönemine yaklaştığımızda gittikçe kuvvetlenen savaşçı bir sınıfın yükselişinden bahsedebiliriz. Bu değişim Heian döneminin 1185'te sona ermesi ve Minamoto Yoritomo isimli kumandanın başa geçmesiyle iyice önem kazanıyor. İmparator kavramı ortadan kalkmıyor fakat tüm güç Şogun olarak da bilinen bir askeri diktatörün elinde toplanıyor. Bu çok önemli bir yönetsel değişime işaret ediyor arkadaşlar. Ortaya çıkan sistem ise Bakufu ya da Şogun özel yönetimi olarak adlandırılıyor. Minamoto Yoritomo ilk Şogun'dur. Buradaki şemada imparatorun hala var olduğunu ama tüm gücün Şogun'un elinde olduğunu görüyoruz. Bu değişim Japon Orta Çağı ve Kamakura döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Dönem ismini o zamanki başkent olan Kamakura'dan alıyor. Japon Orta Çağı ve Bakufu sistemi ile ilgili dikkat çekici olan şey, yönetimin Heian dönemine göre merkezde toplanıyor olması. Avrupa'da hemen hemen aynı dönemde ortaya çıkmış feodal sisteme benzediği için, Bakufu'dan zaman zaman feodal bir sistem olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Başta Şogun var. Şogun'un altında merkezi bir yönetim tarafından yönetilmeyen, Japonya'nın farklı yerlerini kontrolleri altında bulunduran ve Daimyo adı verilen lordlar bulunuyor. O dönemde Japonya'da 300'e yakın Daimyo varmış. Daimyolar, daha fazla toprağa sahip olmak ya da topraklarını korumak için de Samuray adı verilen bir savaşçı sınıfını destekler ve kontrol ederlermiş. Topraklarından gelen tarım ürünlerini samurayları beslemek için kullanırlarmış. Tabii samurayları da topraklarını korumak için. Samurayları Avrupa'daki şövalyelerle özdeşleştirebiliriz. Ve aynen şövalyelerin şövalyelik kuralları gibi samurayların da Bushido adı verilen bazı kuralları vardır. Merkezi bir yönetim olmamasına rağmen bu yapı Kubilay Han'ın saldırılarına karşı koyabilmiş. Diğer videolardan hatırlayacaksınız. 1270'lerde Kubilay Han, Çin'in büyük bir kısmını işgal etmiş ve Japonya'yı tehdit etmeye başlamıştı. Bu resimde Moğol savaşçıların samuraylara ok attıklarını görebilirsiniz. Kubilay Han'ın Japonya'yı işgal etmesini engelleyen şeylerden biri, Japonya'yı fethetmek için yola çıkan gemilerin büyük fırtınalar sonucu çoğunun batması, geriye kalan askerlerin de samuraylar tarafından durdurulmasıdır. Kamakura dönemi 1333'e kadar devam eder. Bu dönemin sonunda imparator kısa bir süre yönetimi yeniden ele alır ama bunu izleyen birkaç sene içinde başa gelen bir başka şogun olan Ashikaga Takauji buna bir son verir. Bu da Muromachi döneminin başlangıcı olarak bilinir. Muromachi döneminden Ashikaga dönemi olarak da bahsedilir ve dönemin ismi o zamanki başkent olan Kyoto'dan gelmektedir. Muromachi döneminde imparator birçok kere Şogun'un yönetimine boyun eğse de dönemin sonlarına geldiğimizde Japonya'nın parçalanmış olduğunu görüyoruz. Sivil savaşlar, iç sorunlar. 16. yüzyılın sonuna geldiğimizde ise karşımıza yeniden birleşmiş bir Japonya çıkıyor. Japonya'nın bu dönemde yeniden birleşebilmesi 16. yüzyılda Portekizli tüccarların Japonya'ya getirdikleri silahlar ile mümkün olmuş. Oda Nobunaga isimli daimyo bu durumdan en çok faydalanan toprak lorduymuş. Zaten kuvvetli bir daimyo olan Oda Nobunaga bu silahları kullanarak diğer daimyoları da kontrolü altına alıp birleşmeyi hızlandırmış. Çok sert bir daimyo olduğu ve kendisiyle birleşmeyi reddedenleri katlettiği iddia edilen Oda Nobunaga bir isyan sırasında öldürülmüş. Yerine geçen bir diğer daimyo Toyotomi Hideyoshi Japonya'yı birleştirme çabalarını sürdürmüş. Onun ölümü üzerine başa gelen Tokugawa İeyasu ise yeniden tamamen birleşmiş bir Japonya'ya hükmetmeyi başarmış ve Şogun sıfatını geri getirmiş. İsmini Tokugawa Şogunu'nun yönetim yeri olan Edo kalesinden alan Edo dönemine girdiğimizde, her ne kadar başta hala bir Şogun olsa da bu dönem Japonya yeniden birleştiği için modern dönem olarak adlandırılır. 19. yüzyıla girdiğimizde Edo dönemi sona erdi. İmparatorun güçleri yeniden kendisinde topladığı Meiji restorasyon dönemi ya da Meiji de denebilir. Burada ben Japonca telaffuzumdan ötürü tüm Japonlardan ve seyircilerden de özür diliyorum. Mutlaka doğru söylemiyorumdur tam olarak ama Meiji diye bunu biliyorsunuz çok biliriz. Meşhur bir Japon imparatorudur. Dolayısıyla dediğimiz gibi imparatorun güçleri yeniden kendisini topladığı bu Meiji ya da Meiji restorasyon dönemi başladığında Japonya diğer uygarlıkların teknolojilerini alıp kendi kültür ve uygarlığına adapte etme konusunda çok ilerlemişti. Hatırlarsanız aynı durumu klasik dönem Japonya'sı için de söylemiştik. Japonlar Konfüçyüsçülük, Budizm, Çin'in imparatorluk yönetimi gibi fikirleri alıp kendi kültürlerine adapte etmeyi ve kendilerinden de bir şeyler katmayı başarmışlardı. Benzer bir şekilde 19. yüzyıla girdiğimizde Japonya'nın Batı'dan aldığı teknolojiler ve bu teknolojileri kendi kültürlerine adapte edebilme becerileri sayesinde sadece Asya'da değil, dünyada endüstrileşmeyi başaran ilk ülkelerden biri olduğunu göreceğiz.